Herkese merhaba. Yılın transferinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta ben soracağım, Umut Asil cevaplayacak. Abi evet. Yeniden hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de cevaplayacağım için çok mutluyum. Tabii. Şimdi şıkları bilmiyorsun. Bu hafta Fenerbahçe'yi biraz masaya yatıralım dedik. Fenerbahçe'ye bir tane hayali bir transfer yapmanı istiyorum. Mevcut kadroyu düşünerek. Finale giden yolda da şampiyonun kim olacak? Gerçekten merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Bu arada geçen hafta da İbrahim Toraman'la Uğur bir yılın transferi videosu yaptı. Buradan izleyebilirsiniz. Gerçekten de ben çok severek izledim. Çünkü yani bir Beşiktaş'ın önemli efsane oyuncularından bir tanesinin o seçimleri yapıyor olması kendi mantığına göre çok güzel olmuş. Eline sağlık bu arada. Teşekkürler. Naçizane şimdi ben de Fenerbahçe için bir şey yapacağım. Orada şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin her hafta gidişatı biraz değiştiği için kafalar biraz karışık. Şimdi senin sorularına bakalım ne cevap vereceğim, merak ediyorum. Aslında çok alternatifli bir kadrosu var ama bazı yerlerinde zayıflıklar da var. Yok değil. Veya atıyorum 10 üzerinden belirli bir bölge 7 veya 8 ise onu 9'a 10'a çıkartmak da gerekebiliyor. Tabii. Özellikle son derbi mağlubiyetinden sonra da sanki Fenerbahçe'nin biraz zafiyetlerini gördük gibi. Aynen. Peki o zaman ilk soru gelsin. Gelsin. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunu düşünerek iki isim sana yöneltmek istiyorum. Tamam. Bir tarafta Serdar Akın, diğer tarafta Tuncay Şanlı. Oo, bir de benzer dönemin iki oyuncusu, evet. İki süratli oyuncusu. Serdar Akın da döneminde iyi bir futbolcuydu ama hani ben Tuncay'ın gerçekten bir takıma olan katkısı, o şey vardır ya, ilk bölümde konuşmuştuk. Melo'nun verdiği, Tuncay o tarz çirkinliklere başvurarak vermiyordu. Ama o motivasyonu, o hırsı veren bir oyuncuydu. Aynı zamanda da süratli, etkili bir oyuncuydu. Kesinlikle Tuncay diyorum. Tuncay Şanlı. Evet. Peki. Bence bu soru biraz daha zorlayacak. Aslında Fenerbahçe'nin orta sahasında Çağatay önemli isimler var. Sosa, Gustavo, Ozan ama bir ismin Fenerbahçe tarihindeki yeri gerçekten çok değerli. Tuncay Şanlı mı yoksa Apiyah mı? Abi yani Emre Belözoğlu mu diyorsun? Bak bu zor soru. Evet bence bu de. Zor soru ama şöyle söyleyeyim. Şu an için Gustavo etkili bir oyuncu. Etkili? Evet etkili yani, ama Beşiktaş maçında o bile sallandı. O ya yani Beşiktaş maçını çok baz alırsak şimdi tabii, değişir öyle. İş. Beşiktaş maçını baz almıyorum ama hani orta sahada etkili oyuncuları var. Yani Ozan da iyi bir oyuncu. Apiyah çok beğendiğim bir oyuncu olması hemen Tuncay'la devam ederim. Vay be. Demek sen Pelkas'ı, Tiam'ı, Ferdi'yi hiçbirini beğenmiyorsun. Bilmiyorum. Ve yani Tuncay diyorsun. Tuncay'ı hatırlayanlar, oyununu hatırlayanlar gerçekten takıma çok şey veriyordu. Kesin. Bir de sembol bir isimdi. Yani tabii, Fenerbahçe'nin sembol isimlerindendi. Fırtına gibiydi ya. Fırtına gibiydi. O yüzden Tuncay derim. Yani hiçbir mübalağa da yok. Peki. Diğer soru gelsin. Bu da aslında bir nevi sarı fırtına gibi. Hani böyle geçen hafta ben demiştim ya, her takımda bir tane böyle pis oyuncu olmak zorundadır diye. Galatasaray'da Felipe Melo'yu saymıştık. Bu hafta da Fenerbahçe Bahçedeyiz ve Lugano. Tuncay Şanlı mı, Diego Lugano mu? Abi şimdi bu da değişik oldu yani. Bence bu daha tatlı bir soru. Bu daha tatlı bir soru. Ya Lugano çok iyi bir stoperdi. Mesela daha Luciano iyi, daha da iyi vardı takım, ama daha iyi takımlarda... Lugano'nun bıraktığı tat bence yok, daha farklı. Yok. Daha iyi takımlarda oynayabilecek bir oyuncuydu mesela. Çok üst level takımlarda oynayabilecek bir oyuncuydu. Ama ben yine de... Ben sonuna kadar Tuncay'la gidiyormuşum var ya. Ben yine de Tuncay diyorum. Çünkü şu andaki Fenerbahçe'de Tuncay'ın etkili bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Hani belki Lemos'un Abubakar'dan 7 çalımı falan düşünürsün demiştim ama. Ya evet, stoperlerine düşününce mantıklı mı bilmiyorum seçim ama ben yine de şu anda hala Tuncay'dayım. Peki. Serdar Aziz'in de saçları sarı. Lugano'nun da saçları sarı. Orada herhalde bir eksiklik yok çok fazla. Doğru. O zaman biraz şöyle Avrupa'ya bir yelken Hadi açalım bakalım. Benim çok beğendiğim bir isim. Tuncay'ı gerçekten da bir yerde bırakmak istiyorum yani. Yani şimdi finale gelebilir. Doğru. Benim çok beğendiğim bir kaleci. Yani bana son 3 yıldır sorulduğu zaman en iyisi kim dendiği zaman benim hep ikimde ya da üçümde o vardır. O kadar. Bana göre öyle. Şimdi Tuncay Şanlı mı yoksa Atletico Madrid'in Polonyalı kalecisi Jan Oblak mı? Abi şimdi Fenerbahçe özelinde düşündüğümüz için tabii ki de Oblak. Şimdi Altay Bayındır da 4 tane şut geldi kalesine, 4'ünde 7 derdi. Ya Altay ileride ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Hani inşallah böyle. Bence potansiyeli olan bir kaleci. Potansiyeli olan bir kaleci. Kumaşı bugünkü da eleştirileri inşallah herkesi mahcup edecek performanslarını izleriz. Milli takımda da, Fenerbahçe'de de ya da nerede oynayacaksa. Bu sene Fenerbahçe bir şampiyonluk adayı olarak ilerlemesi için, hı hı, yani oraya Oblak'ı koyduğumuzda yaratacağı etki çok etkili olur. Çok o yüzden yaratır. Tuncay'ı burada veda ediyoruz. Tuncay'a Oblak'la evet, devam ediyoruz. Tuncay Şanlı yolun açık olsun artık. Evet. Ne diyelim, öyle bir şeyler diyelim. Ama az adamı yemedi abi. Lugano'yu yedi, Serhat'ı tabii, yedi tabii. Yani. Apiyah yedi ya. Apiyah yedi daha yani, ne olsun. Apiyah. Oblak'ta kaldık. Oblak'ta kaldık. Şimdi o zaman başka bir efsane geliyor. Fenerbahçe'nin efsanesi. Jan
Oblak mı yoksa anlatılmaz izlenir dediğimiz bir oyuncu Alex de Souza mı? Kaçıncı soru bu? Geliyor. Finale daha var. Allah'ım ben finalde bekliyordum Alex'i. Sen sadece yanıtlamaya bak ya. Hiç sıkıntı yok. Abi şimdi gerçekten yani başka herhangi bir soruda ben diyordum ki Oblak herhalde finale kadar gider. Çünkü şu anda hani Fenerbahçe'nin kalede bir sıkıntısı var diye düşünüyorum. Ama şimdi direkt burada erken final Alex gelince Alex diyorum tabii ki. Yani. Alex de Souza. Belki Erol Hoca'nın yaptığı gibi hani Ozan'ı 10 numara oynatıp forvetlere bas Ozan. Oblak sen kal kardeşim orada demek yok de. Abi, yok abi yok Alex. Alex'i bugüne kadar hani gönderen kişilerin sonraki akıbetini biliyoruz. Aynen. Ben göndermeyeyim o yüzden. Buradan da Aykut Hoca'ya selam olsun. Peki o zaman diğer soru geliyor. Bu da bence başka bir efsane. Alex kadar uzun kalsaydı bence en az onun kadar yararlı ve kayda değer olurdu. Aslında hala öyle ama hakkında yiyemeyiz. Alex de Souza mı? Pierre Van Hooijdonk mu? O da bayrak isimlerden muazzamdı. Biri. Muazzamdı. Oynadığı dönemde ben evet. Gerçekten çok büyük hayranıydım. Bir de şöyle söyleyeyim. Ben Fenerbahçe taraftarı değilim. Yani mesela Melo'yu Galatasaraylılar çok sever ama diğer evet. Takımlar sevmez. Bazı oyuncular da vardır ki Alex de öyle. Van Hooijdonk özellikle öyle. Tabii. Her takım oyuncusunun sevdiği. Yani Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı da sempati duyuyordur Van Hooijdonk'a. Kesinlikle. Ne ters bir hareketi vardır, sempatik, saha dışında sempatik frikikleri vesaire. O ve yüzden... tabii ki en iyi dönemlerini baz alıyoruz. Onu da ifade tabii, edelim. Tabii en iyi dönemlerini baz aldığımızda Van Hooijdonk'un da çok iyi dönemleri var. Ama Alex'in gol asist katkısını düşündüğümde ben Alex'le devam ederim Van Hooijdonk'a rağmen. Bana da sanki bir tık Alex de Souza evet. Geliyor. Yani tabela yapma konusunda gerçekten çok iyiydi. Ya biliyorsun çok, işte çok iyiydi. Fenerbahçe'nin son iki maçta ortaya koyduğu hücum organizasyonlarında inanılmaz fazla Caner'in ortalarına dayalı bir düzen var. Onun bir sebebi var çünkü demek ki diğer taraflar çok işlemiyor. İşte Alex gibi oyuncular da bu noktada kilit görev görüyorlar yani. Peki o zaman Alex de Souza'ya karşılık Güney Amerika'dan başka bir isim gelsin. Özellikle Napoli forması altında fırtınalar estiriyordu. Sonra Paris Saint Germain'e gitti. Hatta orada Neymar'la penaltı kavgasına kadar iş gitti yani. Çok büyük topçudur. Şimdi de Manchester sularında. Edinson Cavani mi yoksa Alex de Souza mı? Ama Cavani'nin en iyi dönemlerini düşünmeni rica ediyorum. Abi o zaman net olarak Cavani. Yani bunu şimdi şöyle. Şimdi... Evet 20 saniyede Alex de Souza'yı yedi. Evet bravo. Bu arada gerçekten çok bravo. Güzel yapmışsın seçimleri. Çünkü ben hani şey diyordum. Zorlanırım seçimlerde en son Alex gelir Alex'i seçerim. Alex'i bilerek o çeyrek finalde falan soktum. Güzel yaptın. Topa. Çünkü Cavani birincisi benim çok beğendiğim oyunculardan biri. İlk bölümde Drogba için konuşmuştuk ya. Top 30 metreden gelir durdurur ve takıma nefes aldırır. Bir benzeri aslında Cavani'de var. Cavani daha çok kaleye dönük de oynayan bir oyuncu ama yanındaki oyuncuları da çok oynatma konusunda becerili. Ya Fenerbahçe şu an inanılmaz etki ederdi yani. En iyi dönemi. En iyi dönemini düşünüyoruz bir de. Yani Cavani, Alex kusura bakmasın Cavani. Alex'i Cavani. Bile koysam bence Cavani derdi. Objektif bir adam. Biliyorsun yani Hacı mi ben mi dedi, Hacı mi ben mi dedi, Hacı dedi yani. Bilmiyorum evet. Ben de no comment diyorum. Yorum yok. Çünkü Alex'i de karşıma almak istemem ya. Bilmiyorum. Yok ya Alex çok düzgün bir adam olduğu için bu seçimi mantık anlayışla karşılayacaktır. Peki o zaman final sorusu gelsin. Aynen merak ediyorum. Şimdi Cavani'nin karşısında şöyle bir isim var. Real Madrid'de oynadığı dönemde Cristiano Ronaldo'nun bir numaralı yardımcısıydı. Böyle şey gibi düşün. Fight Club'ı gözüne getir. Şimdi Brad Pitt tamam. Başrol ama orada bir Edward vardır yani. Edward aynen. Gerçeği de vardır. Bu da biraz sanki Real öyle. Sen de bir sinema programı yapsak ya oraya da bir böyle yükseliyorsun belli. Bir seviyorum. De sinema programı yapalım. Seviyorum. Yani futbol jargonunda bunlar ben gerekir de severim, bazen. Güzel. Di Maria'nın hakkını yiyemeyiz. Hani çirkin de onun için Real Madrid onu yolladı o ayrı mesele ama. Çok zor seçim. Di Maria Mesut mı? Mesut Özil'in de katkısı, asistleri tartışılmaz. Ha Mesut Özil. Tabii tabii. Di Maria 3. aktördü yani Real Madrid'de okay. Anlatmaya çalışırken. Edinson Cavani mi yoksa Real Madrid'deki günlerini düşünmeni istiyorum Mesut Özil mi? Şöyle söyleyeyim yani Mesut Özil'in o bir dönem top olan oyunu vardı. Yani Alman tabii. Milli takımında da yani. Hı-hı. Alman milli takımını ki Alman milli takımı dediğimiz hani her dönem dünyanın en iyi 2-3 milli takımından biri olmuş. Genelde şampiyonaların finalisti olan falan bir takımı. Maestrosuydu. Real Madrid de öyleydi. Ama ben yine de birazcık da sevgimden, birazcık da burada biraz subjektif de olabilirim. Yani Fenerbahçe'de Cavani gibi bir ön oyuncunun çok fark yaratacağını yani şampiyon yapabilecek kadar fark yaratacağını vay düşünüyorum. Be. O yüzden ben Cavani'yi Fenerbahçe'ye transfer ediyorum yani. Vay be. Yani Cavani'nin saçların Mesut Özil'in bandanasını yedi yani. Gerçekten bravo. Abi sen ne derdin peki? Mesut Özil mi derdin? Yani en iyi asistleri yaptığı dönemde, en iyi futbolu oynadığı dönemde Cavani'nin de en iyi döneminde. Samatta'yı da coştururdu ama ya. Ya o da büyük katkı sağlardı kesinlikle ama bilmiyorum. Bu çok şey. Bu arada yani bu arada Alex de içinde ukde. Videoyu izleyenler lütfen yorumlara yazsınlar. Tabii, bu tabii, zor kesinlikle. Çünkü
çünkü. Şu anda ben de kafamda gidip geliyor bu Cavani mi? Bence tercih meselesi. Tercih meselesi. Arkadaşlar bu arada bu formatlardan eğer keyif alıyorsanız siz de izlerken kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Yeni bir kanalız. Aboneliklerinizle bize destek olursanız seviniriz. Bunu da ekleyeyim araya. Kesinlikle. Olabildiğince zor sorular sormaya çok çalıştım. Güzeldi. Biraz çok daha güzel. Karışık, detay gidelim diye ama Cavani'yi seçti. Ben biraz kararsızım. Çok fazla topa girmek istemedim. Yine de güzel seçimler yaptı Umut abi. Haftaya başka bir challenge'da, başka sorularla, başka bir gündem maddesiyle yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın efendim.